Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam yüzeyden devam edeceğiz. Volüm 4 olarak, volüm 2 olarak pardon. Bu bağlamda bir manifold çizelim diye düşündüm. Bu internette çok dolaşan bir parça. Güzel bir örnek. Part design, shape design arasında geçişler yapabiliyoruz. İki modülden de faydalanacağız bunu tasarlamak için. Şimdi ben Mechanical Design, Part Design diye bir yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Sayfamızı açtık arkadaşlar. Şimdi bir insert aksis sistem atayalım. Eksen takımı. Default'unu atsın bunun. Şimdi X'ye de bir düzleme giriyoruz. Skece giriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde başlıyoruz. Tam orta merkezden şöyle geçirelim. Bunun uzunluğu 130 milimetre. Şunu şöyle kaydırıyoruz. Constraint'e çift tıklıyorum. Bu noktayı seçiyorum ve Shift ölçü verdiği zaman morarıyor. Kontrole basalım. Daha rahat seçeriz. Orta noktayı seçiyorum arkadaşlar. Diğer constraint kısmından equidistant point'i tıklıyorum. Eşit bir hale getiriyor. Şimdi buraya bir açı verelim. 38 derece. Şimdi dairemizi alıyoruz. Tam merkeze bir iki tane daire çiziyoruz. Dış çapı 100. İç çapı 68. İki daire de buraya çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir. İki. İçinin tam mavi dolu olmasına dikkat edin. Tam noktayı yakalamanız lazım. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle değer veriyoruz. Burada ben bir şey daha anlatacağım. Dış çapı 30. İç çapı 16. Edit formülü göstereceğim. Çapın yanına geliyorum. Turuncu oluyor. Sağ tuşluyorum. Edit formula. Edit formula dedikten sonra şöyle bir sayfa açılıyor. Şu kısım boş kısım. D30'u tıklıyorum. OK diyorum. Yanında FX ile birlikte D30 çapı oluşuyor burada. Edit formula diyorum. D16 diyorum. OK diyorum arkadaşlar. Daha sonra line komutunu alıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane buraya line çizdim. Şurada O yakaladı. Bunu silmemiz lazım. Yoksa constraint yaparken hata verebilir. Bunu buraya tanjant, işte demin dediğim şey. Şöyle geri gelelim. Şu O'yu silmemiz lazım. Bu O'yu da silmemiz lazım. Buna tanjant diyoruz arkadaşlar. Buna tanjant diyoruz. Bu circle'a tanjant. Bu line'a bu circle'a tanjant. Diğerlerini de yapıyoruz aynı şekilde. Şimdi pardon. Şunu da yapalım. Buradan silgi komutumuzu alıyoruz. Yani trim komutunu. Şu şekilde trimliyoruz. Skece oluşturmak için burasını, içini şu şekilde. Şurayı da trimliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 noktayı. Ve daha sonra skeçten çıkıyoruz. Şurada bir iki siyah nokta belirdi. Orada bir problem var. Oraya gidiyoruz şimdi. Şöyle yaklaşıyoruz buraya. Şurayı trimliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Hatta emin olmak için orayı da bir
Tanjant yapalım. Çıkalım skeçten. Şu an skecimiz tamam, sıkıntı yok. Pet de 10 milimetre kalınlık vereceğiz. 10 milimi girdik. Okey dedik. Daha sonra arkadaşlar şurayı biraz küçültelim ekranımızı. Rectangular alıyoruz. Rectangular paterni. 4 adet. 120 milimetre. Şu şekilde çoğaltıyoruz. Daha sonra plane komutunu alıyoruz arkadaşlar. 171 milimetre. Arka tarafa bir plane atıyoruz. Bu plane'de skece giriyoruz. Şimdi bizim orta nokta belirlememiz lazım önce. Şunu kopyalıyoruz, bunu kopyalıyoruz. Hazır çizgilerimiz, riske girmeyelim. Daha sonra bunu kontrol tuşuyla ikisini birden seçip construction yapıyoruz. Construction'ı iptal ediyoruz arkadaşlar. Sonra buradan bir eksen çizgisi atıyoruz. Tam ortayı yakaladık. Şu şekilde. 120 milimetre. Daha sonra buradaki skecimizi oluşturuyoruz. Şuraya bir, burada bir çapımız var. Şöyle bir üçgenimiz var. Hatta şunu tam paralel çizelim. Bir de onunla uğraşmayalım daha sonra. Şu şekilde mavi oldu. Paralel olduğunu anlıyoruz. Geldik ucuca noktaya. Birleştirdik arkadaşlar. Şimdi buna ölçü veriyoruz. Şurayla, pardon, constraint'i seçmemişiz tabi. Seçtim zannediyorum. Seçmiyor böyle. Vertical 105. Burası da 105 arkadaşlar. Daha sonra bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Diyorum ki allow symmetry line şuna göre, bunu ortala diyorum. Daha sonra bu çapımızı 68 yapıyoruz. Şimdi şu eksen çizgisini alıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiriyoruz. Tam merkezinden olacak şekilde. Şunu alıyoruz şöyle. Bu çizgiyi seçiyoruz. Pardon. Bir türlü yapamadım. Çünkü seçim yapamıyorum. Midpoint dedik, onu orta noktaya getirdik. Böylelikle D68, yani çap 68'i buraya yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dikleştirelim. Evet, bu burada bir kayma olmuş. Şu bunlara dikkat etmemiz lazım. Midpoint yaptık. Onu da skecimiz ana taslak olarak oluştu. Şimdi eksen çizgilerini atmamızın sebebi burada biraz merkez oluşturmamız. Şimdi bu merkezlere ikişer tane daire çiziyoruz. Şu şekilde. Daha sonra alıyoruz constraint komutunu. Ölçülendirme yapıyoruz. Bunlar da arkadaşlar 30, 16. Geldik constraint'den çıkıyoruz. Geldik radius kısmından edit formula, dış çap seçtim, okey. Geldim edit formula,
D16'yı seçtim. Okey. Geldim edit formüladan şöyle alıyorum. D30. Edit formüla diyorum. D16'yı seçiyorum. Daha sonra bu ölçüleri de, sadece şunları değiştirdiğiniz zaman diğer ölçüler değişecektir kendiliğinden otomatikmen. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bu tam oturmadı. Burayı tekrar çizeceğim. Tam içinin dolu olması lazım. Şu şekilde yakaladım. Yakaladım, bıraktım. Şimdi arkadaşlar constrain komutunu alıyorum. Tanjant diyorum. Tanjant diyorum. Tanjant diyorum. Bakın ne kadar basit yapıyoruz. Bunu aldık. Buraya tanjant dedik. Şimdi trim komutunu alıyorum. Bakın yemyeşil cillop gibi bir skeç oldu. Şu şekilde. Trimlerimizi yapıyoruz. Ve çıkıyoruz arkadaşlar skeçten. Pet diyoruz. Bakın şu okun yönü çok önemli. Geriye doğru 10 mm olacak. Şimdi ana şablonu oluşturduk arkadaşlar. Buradan yüzey bölümüne geçelim. Shape, Generative Shape Design. Data aynen, ürün ağacı aynen kalıyor. Biz yüzey bölümüne geçiyoruz. Şimdi burada eksen takımını bir, pardon, şu plane'leri bir hide edelim. Orada bir karmaşa var. Şimdi bir line'ı alıyoruz arkadaşlar. Burada point direction kısmını seçiyoruz. Point olarak sağ tuş create point, bir point oluştur. Bunu da şu şekilde circle shape, bir elips kısmını seçiyorsunuz. Burada bir circle seçiyoruz. Onun merkezine bir point atıyor arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz point'i. Okey diyorum. Bu point'ten Z yönüne 0'da başladı. 112'de bitsin. Bir line atıyoruz. Aldık line'ımızı. Point direction, create point. Okey. Direction, yüzeyi seçiyoruz. Reverse direction diyoruz. 50 mm diyoruz. Line'ımızı oluşturuyoruz. Point, point. Zaten seçtiğiniz zaman burası direkt point point'e gelir. Okey diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim şurada corner komutumuz var. Corner komutunu alıyoruz. Bununla bunu 60 mm trim elementi de seçerek okey diyoruz. Tekrar alıyoruz corner komutunu. Şu şekilde 80 mm diyoruz. Okey diyoruz. Burada böyle bir 3 boyutlu eğrimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar line'ı tekrar alıyorum. Create point, merkeze oluştur. Point direction'da direction olarak yüzeyi seç. Reverse 50 mm. Okey. Line alıyorum. Point direction, create point. Merkezi seçiyorum. Okey diyorum. Direction olarak sağ tuş Z komponent 112 mm. Okey diyorum. Corner komutumu alıyorum. Pardon, araya line atmamız lazım. Point, point, bir line atıyorum arkadaşlar. Corner komutumu alıyorum. Bununla bunu 60 mm. Bununla corner komutumu aldım. Bunu 80 mm. Yaptıktan sonra sweep komutumu alıyorum arkadaşlar. Üçüncü sekmeyi seçiyoruz. Center and radius seçiyoruz. Center curve'ü seçtim. 35 mm dedim. Radius 35, yani çapı 70 olan buradan buraya bir boru oluştur diyorum. Okey diyorum.
Borumuz oluşuyor. Tekrar alıyorum sweep komutunu. Center curve olarak bu sefer bu eğriyi seçiyorum. Okey diyorum. Ve komutum oluştu arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir merkez yaptık. Merkezde burayı oluşturduk. Şu pet kısmını. O yüzden bunları buraya simetri yapacağız. Simetri komutumuz şurada. Simetriyi seçtim. Element şu sweep. Referans olarak create plane diyorum. YZ'yi seçiyorum arkadaşlar. Noktayı seçiyorum. Buraya dik bir YZ'ye paralel bu noktaya dik bir plane oluşturuyor. Okey dedikten sonra şu sweep'i buraya simetrisini alıyor. Aynısını buraya da yapacağız. Elementi seçiyorum. Referans olarak sağ tuş create plane YZ'yi seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde okey dedim. Okey dedim. Şunları kapatalım. Hide edelim. Bu plane'i hide edelim. Şimdi part design'a geçiyoruz arkadaşlar. Biz burada simetrileri oluşturduk. Şuradan bakalım. İki sweep'imiz var. İki simetrimiz var. Bunların hepsi yüzey. İçleri boş. Herhangi bir kalınlıkları yok. Bizim bunları şimdi katıya dönüştürmemiz lazım. Ki diğer oluşturduğumuz iki petle uyum sağlasın. Part design'a geldik. Şimdi şurada close surface var arkadaşlar. Close surface tıkladım. Sweep 1'i tıkladım. Okey dedim. Close surface dedim. Sweep 2 dedim. Okey dedim. Close surface dedim. Simetri 2 dedim. Okey dedim. Close surface simetri 1. Okey. Şimdi arkadaşlar şurada ürün ağacında şuraya hide ettiğimiz zaman katımız oluştu. Şimdi shell komutunu alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 2 milimetre kalınlık verelim. Okey diyelim. Shell komutumuz oluştu. İçini boşalttık. Şimdi arkadaşlar biraz yumuşatma yapacağız. Edge fillet aldım. Şu hattı seçtim. Geldim. Şurayı seçtim. Döndürdüm. Burayı seçtim. Dedim ki 10 milimetre. Buralara da bir yumuşatma ver. Okey. Bunda sorun yok. Edge fillet diyorum. Şu merkezlere de biraz zeminlere de şu eğrilere 5'er milimetre yumuşatma verelim. Okey diyorum. Okey dedim. Daha doğrusu okey demedim, seçtim. Şurayı da seçtik. 5'er milimetre de buraları yumuşatma verdik. Manifoldumuz oluştu. Şimdi buradan bir de malzeme atayalım. Mesela ne diyelim? İşte çelik olsun. Part body'ye tıkladım. Apply material. Okey diyorum. Daha sonra malzeme konumunu göster diyorum. Manifoldumuz oluştu arkadaşlar. Shape bölümünden part design'dan shape'e geçişler. Aradaki bağlantılar, birbirlerinden nasıl faydalanırlar, iki modülü kullanılarak nasıl datalar oluşturulur gibi örnekler yapacağız daha. Bu da onlara güzel bir örnek, bu yaygın bir örnek. Ben de anlatarak bunu çizeyim istedim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.